çok ayrı. Kirpiler var, tavuklarım var, civcivlerim var. Gürcistan uyruklu Türk vatandaşı 49 yaşındaki Nino Kılıçkıran, barınağa çevirdiği evinin bahçesinde 50'si kirpi 150 hayvana adeta annelik yapıyor. Kedi köpekten işte 50 kedi, 16 köpekten hariç bir sürü kirpi var, yani başka bir sürü canlılar var. Samsun'un Atakum ilçesi İncesu mevkiinde iki katlı evinin bahçesini hayvan barınağına çeviren, Gürcüce'de isminin anlamı kraliçe olan Nino Kılıçkıran 150 hayvana gözü gibi bakıyor. Şöyle besliyoruz. Bu kedi sütü. 27 sene önce evlenerek Türkiye'ye yerleşen Nino Kılıçkıran, baktığı hayvanlar yüzünden komşularıyla kavgalı olduğu için şehir merkezinden ayrılarak ormanlık alanda yaşamaya başladı. 6 senedir burada ormandayım. Çünkü canlar için mecburum, yani şehir dışında yaşamaya. Sadece kedilerim vardı ve kediler için bile merkezden taşınmak zorunda kaldım. Hiçbir yere sevilmedikleri için bu hayvanlar. Sonra da işte sokaklarından gelen bebekler oldu. Köpekleri o şekilde, her birinin bir hikayesi var. Ve kedi, köpek, kuş, kirpi, kaplumbağa ve tavuk gibi birçok hayvana annelik yapan Nino, küçüklükten beri hayvanlara inanılmaz bir sevgisinin olduğunu belirtti. Geç. Kirpilerde bilmiyorum, birçok kişinin bilgisi yoktur. İyi beslenen kirpiler olursa kışı çıkartırlar, ama beslenemezlerse onlar uykuda yattıkları zaman uykuda ölüyorlar. Ki birçok kişi belki biliyordur, belki bilmiyordur. Onun için kısıtlı olduğu halinde yemeğimiz, onlarda da paylaşmak zorunda kalıyorum ki burada 40-50 taneden fazla var, yani kaplumbağalar var, kirpilerim var. Allah bizlere rizik veriyor ki bunları da paylaşalım diye. Şimdi köpek ya da kedi askere gider mi ya da çalışır mı, mümkün değil. Onun için daha fazla duyarlı olmasını istiyorum insanları ki Rabbim da bizlere merhamet etsin diye. Evine en yakın pastaneyi biliyorsun. Peki afet ve acil durum toplanma alanını biliyor musun? Canın sağ olsun demek isterdik ama sen de Türkiye.gov.tr'den yaşadığın yere en yakın afet ve acil durum toplanma alanını öğren ki canın sağ olsun. Hep huzurlu kalalım diye afetlere hazır ol.